ulaşmasında size ne kadar hizmet ettiğini, nasıl serve ettiğine bakıyor olmakta fayda var. Etkileşimi iki yolla kurabiliyoruz sosyal medyada. Birisi dediğimiz gibi conversation yoluyla, bir diğeri de yapılacak olan creative idealarla. Doğru içeriği, doğru hedef kitleye verdiğimizde returningleri de ona göre artmış oluyor. Hem like sayılarınızla hem share sayılarınızla çok ciddi geri dönüşler alabiliyorsunuz. Ama dediğiniz gibi doğru insightları yakalayıp doğru hedef kitleye doğru konuşmak lazım. Oreo yine burada hepimizin örneklerinden bir tanesi. Herkes slaytında bir Oreo koymadan olmuyor. Gerçekten çok başarılı yönetiyorlar çünkü. Aktivite anlamında da düzenletişinizden farklı olarak ne gibi kurgularla siz o insanları interaction'a sokabilirsiniz, nasıl engagement'ı arttırabilirsiniz, bunlara bakmak gerekiyor. Mevcut kullanıcılarla daha fazla etkileşim nasıl sağlayabilirsiniz? Bununla ilgili de yine bir proje örneğimiz var. Geçen sene yaptığımız bir kampanya, İpana için yaptık. İpana'nın fan page'i çok çok aşağılardaydı. Engagement'ı çok düşüktü. Branded Entertainment ve özel bir projeyle ilerledik. Devam edebiliriz. Merhaba, ben Murat Doğru. İpana'nın yeni yıldızı olmaya hazır mısın? Buraya kadar geldiğine göre bu işine gerçekten güveniyorsun demek. Burada kampanyayı olabildiği kadar holistik çözülüp, düşünüp hem kullanıcıları dijitalde yakaladık, onlara ait, onlara değer bir içerik vermiş olduk. Hem de sahada onları yakaladık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar inanılmaz performanslar sergilediler sahada. Ve doğru interaction yolunu bulduğunuzda, doğru interaksiyonu bulduğunuzda da fan sayfasını işte 5000'lerden 350.000'lere kadar taşıdık o dönemde. Ve şu anda hala başarılı bir iletişim yürütmeye devam ediyor İpana sayfası. Ve altıncı adım olarak da yaptığınız işleri, doğru stratejiyi belirlediniz, doğru içeriği belirlediniz, her şeyi doğru kurguladınız. Sosyal medya an be an yaşayan bir alan. Çok hızlı aksiyon almanız gerekiyor. Planlarınızı sürekli gözden geçirmeniz gerekiyor. Ona göre aksiyonları almanız gerekiyor. Bunun için de ölçümlemeyi ve analizi çok sık süreçlerde, sık frekanslarla yapıyor olmanız ve yenilikleri sistem için adapte ediyor olmanız lazım. Bu az önce bahsetmiştik aslında sosyal medya nice to have bir aksesuar değil, bu bir kılıç diye. Bu kılıcı doğru kullanmadığımızda ne gibi sıkıntılar yaşıyoruz? Bununla da ilgili birkaç tane örneğin üstünden geçerek gidelim. Bir tanesi Goldmaster. Bilmiyorum göreviniz oldu mu? Ev gereçleri üzerine bir fanpage açılmış. Bir şekilde bir medya desteği belki alınmış ama 45 bin lira kadar gelmiş bir fan sayısı var. Baktığımızda içerikleri bir şekilde paylaşıyorlar ama hiçbir şekilde bir görsel yok. Kime konuşuyorsun, ne konuşuyorsun o yine belli değil. Bir anda tavuklu içli patates köfteden bahsederken yan tarafta navigasyon cihazından bahsediyor. Yani senin hedef kitlen içli köfteyi yapan teyze mi yoksa navigasyon cihazını kullanan bir iş adamı mı ya da başka birisi mi? Yani herhangi bir şekilde ne bir dil bütünlüğü ne bir görsel bütünlük hiçbir şeyin kurulamadığı bir maalesef fan sayfası. Görsel kullanmaya kalktıklarında da burayı bir insert alanına çevirmişler. Ne bulursak koyalım o zaman demişler. Bunların hepsi yanlış iletişimler. Tüketiciye özel, onlara özel üretilmiş hiçbir içerik yok. Bununla bitmiyor, devam ediyor. Bir şekilde ulaşılan o medya planlama ajansının verdiği destekle bir şekilde bir yerlere geliyor. Onlar görevini yapıyor ama siz ondan sonra işte o conversation'ı doğru yürütmezseniz, oradaki stratejiyi doğru yapmazsanız böyle dramatik bir düşüşle 42 binlerden 18 binlere 2 ay içinde düşüveriyorsunuz.
Twitter'a girelim demişler. Twitter'da da bulunalım. Neden olmuyoruz? Biz sosyal medyayı her türlü kullanmalıyız demişler. Ama maalesef o da pek olmamış. Bir şekilde diyalog gelişiyor. Servis için numara isteniyor. Kişiye Twitter'dan direkt ulaşılmayıp ona bir telefon numarası veriliyor. Burayı ara o zaman deniyor. Ardından ben mi arayayım, siz beni arayın, neden ulaşmıyorsunuz bana dendikten sonra da şurada atar geliyor. Sosyal medya üzerinden size destek istediniz, verdik, daha ne istiyorsunuz arkadaşım diyerek tarihi hata yapılıyor ve en sonunda laf yetiştirmeyin, işinizi yapın cevabıyla golü yiyerek kapatıyorlar hikayeyi. Bu tip kezlerle çok karşılaşıyoruz. Sosyal medyayı yönetirken oradaki o arkadaşların kendi kişisel hislerinden bir şekilde geri plana atıp bir marka için konuştuklarını biliyor olmaları ve markayı tamamen hani bir kişi yapalım, bazen bir kişi gibi konuşmak lazım ama bu kadar da kişiselleşmemek gerekiyor. Bu bizim elimizdeki case'lerden bir tanesi. Demişler ki Pinterest'e girmek lazım. Neden orada bu olmuyoruz? Yine sosyal medyanın girdikleri platformun hiçbir şekilde konseptine, içeriğine, kendi doğasına bakılmadan girilmiş ve yine insert'teki ne var ne yoksa hepsi Pinterest'te basılmış. Ve maalesef yine sadece yukarıda gördüğünüz gibi bir follower'ı var. Böyle bir sayfa çöp olarak hayatına devam ediyor. Bunu birçoğunuz görmüşsünüzdür. Maalesef yaşanan kötü krizlerden bir tanesi. Birçok sunumda da kullanılıyor. Onur Eyer'in Van depreminden sonra iyi niyetle yapmaya çalıştığını düşündüğümüz girişimi maalesef kötüye doğru gidiyor. İnsanların sosyal medyayı bir anda sen oradan avantaj elde etmeye çalışıyorsun hissine kapılması ve insanların bir acısının üzerine bir iletişim planı kurmaya çalışmak, sonrasında bu konuya aynen başka bir şekilde devam edip gelen tepkiler üzerine bizi anlamayan kullanıcılar diyerek kullanıcıları bir de maalesef hani sizin aklınız yetmedi, biz aslında güzel bir şey yapıyorduk diyerek devam ediyor olmaları bir noktada sıvamaya doğru götürüyor işi. Banka dekontuna kadar gidip iyi niyetlerini gösterseler de maalesef worst case'lerden bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Burada da yine yapılmış başka hatalardan bir tanesi, bir iletişim kurmaya çalışıyorsunuz tüketiciyle ama hassas noktalara ne zaman ve nerede girmeniz gerekiyor ya da hiç girmemeniz gerekiyor. Bunlara iyi bakmak lazım. Sen Colgate olarak kalkıp gidip ya oruç konusunda aslında bozmuyor, siz fırçalamaya devam edin konusunda diyaloğuna girersen aşağıdaki cevapları bir anda almaya başlıyorsun. Sağlı sollu yumruklarla bir anda nakavt durumuna düşüyorsun. Bunları yapmamak gerekiyor. Yani sosyal medyada var olmak demek her şeyi konuşmak demek değil. Gerçekten nerelerde durmanız, nerelerde devam etmeniz gerektiğini de biliyor olmanız gerekiyor. Yoksa böyle slaytlarda yer buluyorsunuz maalesef. Elit Çikolata'daki arkadaş da iyi niyetle güzel bir feed hazırlamış, tweet hazırlamış ama tweetin görseliyle teksti uymuyor. Üst taraf başka bir şey söylerken alt taraf başka bir şey söylüyor. Bu tip karışıklıkları da yaşamamak gerekiyor. Oraya içerik giren arkadaş mutlaka bu işe bir özen göstermesi lazım. Buranın da altı çok ciddi tweetlerle dolu. Bir tarafta Paris görseli varken yukarıda kaynana şekeri diyaloğu dönüyor. Maalesef olmamış. En sevdiğim şu, Defacto'nun yaptığı, genel müdürün sayfasını beğenmek. Yani biz madem bir fanpage yaptık, genel müdürümüzün sayfasını neden beğenmiyoruz yönetim kurulu başkanımızın diyerek, fanpage üzerinden kalkıp bir kişiye like etmek ve bu kişiye, yani oradan o sempatini göstermek zorunda değilsin. Senin oradaki fanların senin bu diyaloğunu ya da bu interaksiyonunu görmek istemiyor. Bir diğer görselde bize örnekte Papya'nın yaptığı. Evet, sempatik olmak gerekiyor ama bir de ürüne bakmak gerekiyor. Sen de boşluk doldurmalı soru tamam yap. Sen de o içeriği gir. Ben sana girme demiyorum ama böyle girme. Herkese merhaba, nokta nokta nokta. Yapmadan asla evden çıkmam. Boşluğu doldurun ve sen bir tuvalet kağıdı markasısın. İster istemez aşağıdaki muhabbet inanılmaz derecede sarmış durumda. Ve kötüye doğru gidiyor. Conversation'ı seçerken mutlaka dikkat etmek gerekiyor. Yani ben neyim, ne konuşmam gerekiyor, benim marka konumlamam ne? Az önce saydığımız o 6 maddeye dikkat etmediğiniz noktada o boşluklar inanılmaz derecede farklı şeylerle dolduruluyor. Burada da yine başka bir fanpage var, bir adminin isyanı. 2 aydır burada adminim, şunu belirtmek istiyorum, bakın ben de çalışanım. Bana fiyat bilgisi mesaj bölümünden verilecek dendi diyerek başlıyor. Beni kıskanan gerizekalı evde bu işi yapmıyor da para kazanmıyor da ile devam ediyor.
lütfen yorum yaparken bir kez daha düşünün, ben de ekmeğimin derdindeyim diye ajitasyon tavan yapıyor ve maalesef çok kötü yerlere gidiyor. Buralarda mutlaka en az ikili, üçlü, çünkü bütün sosyal medya yöneten arkadaşların bir cinnet ağını gelebilir. İkili, üçlü kontrol mekanizmalarıyla ilerlemekte fayda var sosyal medya yönetimi yaparken. Bir başka yine örnekte biz birazcık daha hani güzel bir içerik paylaşalım. Bugün süper televizyonumuz da var, oh evde de film seyredilir. Hayır, o gün seyredilmez. O gün Euro 2012'nin finali varsa sen bu içeriği girmemen gerekiyor. Evde bugün oturalım sinema seyredelim, güzel bir film seyredelim dememen gerekiyor. Aşağıda Euro 2012'yi bırakıp film mi izleyelim, çok komiksiniz deniyor. Yani o içeriği girerken, seçerken gerçekten özel günlere, o günün ne olduğuna falan çok iyi dikkat etmek lazım. Yoksa sosyal medyadaki kullanıcı, deminden beri hep avantajlarından bahsettik. Ne kadar interaktif olduğundan, ne kadar çift yönlü bir iletişim olduğundan bahsettik. Evet, çift yönlü bir iletişim direkt ağzınızın payını veriyor. Çok dikkatli olmak lazım. Özetle orijinal ve güçlü bir konumlanma olması lazım. Doğru bir sosyal medya yönetirken, yönetimi yaparken mevcut kitleyi güçlendirmeye bakmak ve sürekli yeni kişilere ulaşmayı hedeflemek lazım. Segmentasyonu arttırmak lazım. Hedef kitlenin gerçek bir bağ kurmaya çalışmak lazım. Suni hareketlerden kalkıp gerçekten o emotional bonding dediğimiz şeyi, o duygusal bağı kurmak lazım ve sürekli bir şeyleri satmaya çalışmamak lazım. Burası satış alanları değil, burası sizin tüketiciyle iletişime girdiğiniz yerler. Burayı o şekilde konumlamakta fayda var. Dikkate değer olmak, ilgiyi çekebilecek içerikler üretmek ilk amacımız olmalı ve organik planlamayı benimsemeliyiz. Hedeflerimize ulaşmak için çalışmalı. Ama yöntemlerimizi, planlarımızı her an değiştirebilmeli ve sürekli adapte edebilmeliyiz diyerek ben de bitirmek istiyorum. Çok teşekkürler dinlediğiniz için. Biz de Sayın Görkem Uraz'a teşekkür ediyoruz. Değerli konuşmacılarımız, değerli katılımcılarımız, bugün markaların henüz yeni yeni normalini oluşturdukları bir medyayı, sosyal medyayı tanımlamaya çalıştık. Hepinize bugünü bizimle paylaştığınız için teşekkür ediyoruz. Şimdi sahneye şapka takımını ve tüm konuşmacıları davet ediyorum. Değerli katılımcılar, etkinliğimiz sona ermiştir. Katılımınız için teşekkür ediyoruz. Sizleri tekrar önümüzdeki sene aramızda görmeyi diliyoruz. Teşekkürler. Buradan kesecekler.